Kulübü hinne radum Emre'in yukribi Allah'u abvâ nehum Bismillahirrahmanirrahim Hamd, münafıklarla müminleri birbirinden imtihanlarıyla, musibetleriyle ve kendisinden gelen insanlar için tam bir fitne olan, aynı zamanda temizle pisin birbirine ayrılmasına vesile olan fitneleriyle kullarını birbirine ayırt eden münafıklarla müminleri tam bir şekilde ayırmalarını ve saflarını almalarını sağlayan Allah'a mahsustur. Aynı şekilde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun ashabı ve pak ailesine salat ve selam olsun. Ki onlar kendilerinden sonra kıyamete kadar gelecek tüm müminlere, tüm müslümlere, tüm bu davanın erleri ve kadınlarına en güzel şekilde münafıklara karşı tavır almayı, münafıklara karşı islahat çalışmaları yapmayı, münafıkları tanımayı ve onlara karşı alametlerinden sakınmak için öncelikle kendilerini ıslah etmeyi öğreten kişilerdir. Şimdi kardeşlerim hatırlarsanız biz nifak hastalığı üzerinden konuşuyorduk. Allah Azze ve Celle'nin nasip ettiği kadarıyla. İnşallah bugün yine bir tane alametten bahsedeceğim. Bu alametten bir tanesi de bugünkü bahsedeceğim. Genel olarak yani Allah'a sığınarak söylüyorum bu konuda. Çok fazla Müslümanın kendisinin içine düştüğü bir konudur. Çok aşırı. Yani kaçınmaları gereken bir mesele normalde. Ama şeytan vesvese veriyor. Bir şekilde aldatıyor. Nefislerine yenik düşüyor, düşüyorlar. Ve herhangi bir Müslümanla sorun yaşadıklarında, bir problem yaşadıklarında veya geçmişte yaşanmış bir olay varsa, onun yarası duruyorsa, onun kini duruyorsa Müslümanın içerisinde, o mutlaka o nifak alameti olarak ortaya çıkıyor. Tabi bunu insanlara anlatmaya gerek yok. Yani ben de böyle bir şey var demeye gerek yok. Her insan kendine şöyle bir baksa, bir Müslümana karşı veya Müslümanlara karşı tavrını incelerse hemen kendini tanır Allah'ın izniyle. Bu şu an anlatacağım nifaktan en kısa vakitte kurtulmanın yollarında nasip olursa anlatırım. Nifak alametinden kastımız nedir bugünkü? O da Müslümanların müminlerin mutluluğu ve başarısı olduğu zaman üzülmek, husrana uğramak, böyle kaşlarını çatmak, rahatsız olmak. Müslümanların, müminlerin benim sevmediğim, alışamadığım, sevemediğim, bana yaralayan Müslümanlara musibet gelince, sıkıntı gelince, başlarına bir imtihan gelince, felaket olunca mutlu olmak. Bu tam bir münafıklık alametidir. Demek ki müminin imanının gereği olarak müminlerin ve Müslümanların hepsi dahil buraya. Bana eziyet eden müminler de bana eziyet Müslümanlar da dahil buraya. En büyük zararı vermişse bile ona gelen musibete üzüleceğim. Ona gelen iyiliğe, mutluluğa mutlu olacağım. Bu imanımın gereğidir diyeceğiz. Tam tersi, münafıkta tam tersidir buna. Nasıl? Herhangi bir Müslümanla arası açıldı, sıkıntı yaşadı, problem yaşadı. Sonradan zaman geçti. O Müslümanın hakkında duyuyor. Bir kötülük isabet etmiş mutlu olur. İşte biz demiştik böyle olacak. Dualarıma icabet etmiş Allah. Böyle laflar söyler. Haşa ve kelle. Bu münafığın ahlakıdır. Veya mutluluk yaşayınca bozulur. Ya bu niye böyle oluyor hep ya? Niye güzelleşiyor? Hep Allah destek veriyor bu adama ya. Mutlaka bir kötüye gitmesi lazımdı. Ne oldu yani? Böyle rahatsız olur içinden içine. Şayet herhangi birimizde bu varsa Allah'a sığınalım, tövbe edelim ve bundan kurtulmaya çalışalım. Bununla ilgili umdu olan iki tane ayet var Kur'an'da. Allah Azze ve Celle yani temel olan, asıl olan. Allah Azze ve Celle Ali İmran Suresinde bize Bedir Savaşı'nı sonra Uhud'u nasıl kazanıldığını anlattıktan sonra sonra da yine destek olarak yine anlatacak Allah Azze ve Celle burayı anlattıktan sonra Yahudi ve Hrist, Yahudilerin özellikle Yahudilerin ve Yahudilere destek veren münafıklar vardı. Müslümanların içerisinde Müslüman gibi görünen ama münafık olanların olaylarını anlatıyor Allah Azze ve Celle. O olayları anlatırken Rabbimiz özellikle Müslüman gibi görünen ama münafık olan veya aslında münafık değil kalben zahiren Müslümandır. Fakat kendisinde nifak alametleri vardır. Yani kalbi hastalıklıdır. Bir de bunları anlatıyor. Allah Azze ve Celle diyor ki Estaizu billah. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. La tettehizu bitaneten min dunikum. Kendinizin dişinizde yani tam güvendiğiniz müminlerin dışında kimseyi kendinize sırdaş edinmeyin. Özellikle Yahudileri, Hristiyanları, müşrikleri, kafirleri bir de müminlere karşı zararları, verdikleri ziyanları açığa çıkmış insanlara güvenmeyin. Onlara sırlarınızı paylaşmayın sakın. La La tattakhizu min dunikum. khabala. siza ko'tilik duqinmasi sizning afallamaniz siznin sig'intiga o'g'ramangiz haqinda ellarindan hershan yoparlar hich pishai ortlarini qo'ymaslar mutlaqosiz so'rin chiqmasli uchun zo'rinulu kelmas uchunoashlarulari <laughs> ishlariniki u kin u bug'uz dilarina dukilmish turumdadir وَمَا تُخْف۪ي سُدُورُهُمْ اَكْبَرْ Bil de içlerinde gizledikleri var. O çok daha büyüktür. Çok çok büyüktür. قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ in اِنْ كُنْتُمْ <تَعْقِلُونَ> Ey müminler! Dikkat ediyorsanız biz size güzelce, tane tane ayrıntısıyla açıklıyoruz meseleleri. Ta ki yanılmayasınız. Deneme yanılma yoluyla gitmeyesiniz. Etrafınızdaki münafıkları tanıyasınız. Aklınızı çalıştırasınız diyoruz. Şimdi bu ayeti Biraz daha inceleyelim. bir tane kelimesi batından geliyor. Batın karın demek Arapçada. Yani karnınızı sürekli gizlersiniz. Karnınızın içindekileri gizlersiniz. Çünkü hatalar orada. Yanlışlar orada. Doğru mu? En yumuşak yerinizde orası zayıf noktanız. Doğru mu? Aynı buradan lugattan yola çıkarak tefsir ulamalarımız diyorlar ki bitaneden batından kasıt gizli hallerdir. Yani Müslümanların zayıf noktaları Müslümanların sırları Müslümanların kimseyi duyurmak dü istemedikleri mahremleri bunları gizleyin diyor. La ya'lunekum khabala. Khabala böyle afallayan hayvanı görür müsünüz? Afallayan böyle ortada safsaklayan e sanki böyle serserimiş gibi yolda yürüyemeyen hayvana khabal diyorlar Araplar. Yani sizin bu hale gelmeniz için ellerinden gelen her şeyi yaparlar. Kovarlar, söverler, döverler, silahla tehdit ederler. Ondan sonra arkanızdan sürekli çekiştirmek için, size zarar vermek için bütün etrafınıza toplanabilecek ihtimalleri, faydaları hepsini engellemeye çalışırlar. Bu münafıkların tam bir ahlakıdır. Sonra Allah dedi ki dikkat ederseniz ağızlarından onları kinleri çıkmış durumdadır. Yani her konuştuklarında zaten anlarsınız onların kinlerini. Net söylerler. Tabi bu kin çıkması biraz daha açalım burayı. Genelde kendi hanımlarıyla bu münafıklar kendi evlerinin içindekilerle oturduklarında veya kocalarıyla, kadın münafasa tabi, ne yaparlar? Orada konuşurlar. Orada birbirlerine dolduruşa getirirler. Şarj ederler birbirlerine. O müminlere, o müslümlere karşı. Vermiştir, zarar vermemiştir. Fark etmez. Sürekli böyle birbirlerini dolduruşa getirirler. Sonra bu münafıklar çıktıklarında temiz yüzlü, temiz kalpli, saf, arı duru olanlara bunu söyleyemezler. Derler ki o adam bizim katımızda iyi birisidir. O cemaat bizim katımızda güzel insanlardır. Biz onları severiz. Ama hani aramızda bir sıkıntı çıkmıştır. Böyle sözlerle, yaltır yıltırlı sözlerle aldatırlar. Söylemezler net bir şey. Ama kendilerine benzer, kalplere zayıf olan, imanlara zayıf olan, nifak ahlakı oluşan insanlar topladıklarında özel odalarda orada şuralar derler. Hani orada pişirmişlerdi ya evlerin içinde, yastıkların üzerinde. Onlar dökmeye başlarlar. Bu adam bize şöyle yapmıştı ha. Bu hoca şöyle yapmıştı ha bize. Falanca cemaat bize şöyle şöyle yapmıştı ha. Birbirlerini doldururlar. Müminleri sürekli kötülemeye devam ederler. Maksat ne? Onların iyiliklerinden mutsuz olurlar, mutluluklarından. Mutlu, musibet anında da onların musibetlerine mutlu olurlar. Sürekli bunu gündem ederler. Bu demek ki nedir? Onların içindeki o e, kinin ağızlarına dökülmesidir. Fakat Allah bir şeyden uyarıyor bize. Siz onlara sakın güvenmeyin. Gelip özür beyan ederlerse, ya biz yanlış yapmışız derlerse sakın güvenmeyin. Çünkü içlerinden gizledikleri çok daha büyüktür. Bir açığa çıksa var ya, bir ellerine fırsat geçsin var ya, sonuna kadar gelirler lime lime yaparlar size ha. Çünkü içlerinde besledikleri o kim var, öyle mi? Sonra Allah Azze ve Celle hemen peşine bir şey diyor. Bize bir nasihat. Diyor ki, ha antum ulai. İşte siz öyle kimselersiniz. Dikkat etmiyorsunuz. Tuhibbunehum ve la Siz onları seversiniz. Yani kardeşimdir, mümindir, müslümdür. Nasıl olsa tevhide iman etmiştir. Allah'a tevhid üzerine tağutlar reddetmiştir diye siz onları seversiniz. Ve la Ama onlar sizi sevmezler. Sevmezler. Onlar kendilerine dokunan şey var ya, o onu büyütmüşler, büyütmüşler. Şirkin üzerine çıkartmışlar. Sanki siz onlara çok büyük bir cürüm işlemişsiniz. Allah'ın cehennem azabını önlerine getirmişçesine böyle tavır ararlar size. Sürekli gündem ederler bunu. Sağda solda konuşup büyütürler, şişirirler meseleyi. Sonra Allah Azze ve Celle diyor ki, Tu'minune bil kitabi kullihi. Halbuki siz kitabın hepsine iman ettiniz. Yani Kur'an'ın hepsine iman ettiniz. Ne diyorsa ona tabi oluyorsunuz. İşinize gelse de, ağırınıza gelse de tabi oluyorsunuz. Ama onlar mefhumu muhalif tam tersi. İşlerine gelen yerde tabi olurlar. İşlerine gelen yerde tabi olmazlar. Hemen teviller, maslahatlar, mefsedetler uçmaya başlar. Sağda solda. Öyle mi? Öyle. Hemen peşine bir tane devam ediyor Allah Azze ve Celle. Bir lafız kullanıyor. Rabbimiz diyor ki azze ve celle tu'minuna bil kitabi kullihi ve iza laqukum sizi gördükleri zaman veya sizin gibi böyle temiz yüzlü mümin olanları muvahhid olanları Allah'ın dinine hizmet edenleri saf arı duru olanları gördüler zaman derler ki biz iman ettik sizin gibiyiz ha muvahhidiz sakalımıza bak peçemize bak her şey güzel. Aynı sizin gibi ha bu din uğrunda şunları 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 feda etmişiz diye böyle ağızlarını köpürtüre köpürtüre konuşurlar. Ve izâ halav yalnız kaldıklarında addu aleykumul enamile minel gayz içlerindeki kinlerinden ötürü sizin aleyhinize parmaklarını uçlarını ısırırlar. Size iyilik dokunmuş ya böyle ısırarak nasıl böyle oldu ya? Biz bu adamı kovduk. Bu adamı zora soktuk, etrafındakileri iptal ettik, maddiyatına el koyduk, itibarını yerle bir ettik. Hala Allah bunu rahmetiyle kuşatıyor. Nasıl oldu bu ya? Parmaklarını ısırırlar bu şekilde. Aa, ısıracaksın münafık, ısıracaksın kininde. Öyle mi? Addu aleykumul ile minel Hemen Allah da diyor ki, şöyle de demiyor Allah Azze ve Celle. Allah sizi bağışlasın, Allah sizi affetsin, Allah size merhamet etsin. Böyle de demiyor. Kul de mutu bi gayzikum. Kininizle geberin diyor Allah. Nasıl yaptı Allah? Müminleri savunacaktır Allah Azze ve Celle. Tövbe eden muvahhidleri savunacaktır Allah. Ama içlerinde kinlerini hala besleyip tövbe edemeyen, nifahını ortaya çıkartmış, kafirleşmiş artık böyle tipleri niye Allah merhamet etsin ki? Onlar tövbeye yönelmiyorlar ki. Öyle mi? İnnallâhe Alim bizati sudur şüphesiz ki Allah o sinelerde olan gizlediklerinizi biliyor diyor. Yine haber verdi Allah. Ha, gizlemeye devam edin. Kininizi gizlemeye devam edin. Ama Allah kusturacak bunları, çıkartacak mutlaka. Hem de ağır olacak. Kendinize yapışacak o lekeler. Zarar verir kendinize. Hemen Allah azze ve celle diyor, bizi ilgilendiren ayete şimdi geldik. Diyor ki Rabbimiz. İn temsaskum hasenatun tasuhum. Size eğer bir iyilik dokunursa, işte hayır adına ne dokunursa üzer onları. Rahatsız olurlar. Biz bu adamı YouTube'dan engelledik yine çıkmış konuşuyor. Biz bu adamı derslerden engelledik yine yapıyor. Biz bu adamın etrafında herkesi sildik yine etrafına adam toplamış. Biz bu adamı engellemek için her zengini aradık. Para göndermeyin, destek vermeyin dedik. Ama hala Allah buna destek veriyor. Ne biçim bir rahmetmiş bu Allah'tan gelen bu adama. Üzülürler. Üzülürsünüz. Üzüleceksiniz. Allah öyle diyor. Sonra Allah Azze ve Celle diyor ki وَاِنْ تُسِبْكُمْ سَيِّئَةٌ Eğer size bir musibet isabet ederse fitnelendiniz, hapise girdiniz, kimse etrafınıza kalmadı, yalnız başınıza kaldınız, itibarınız kayboldu, müminlerle artık irtibatlarınızı kesildi. Böyle bir yalnızlık durumunda yefrahu biha mutlu olurlar. Aha işte biz böyleyiz, biz böyle yaparız. Ezmek istediğimiz zaman ezeriz, mahvederiz, öldürürüz, yok ederiz, kovarız, yurdundan çağırırız. Biz böyleyiz derler. Evet mutlu olun, mutlu olmaya devam edin. Peki Allah ne diyor bize? Diyor ki, in tasbiru Sabrederseniz ederseniz, vatattaku onların o rezillikleri gibi siz rezillik yapmazsanız, vatattaku la yedurrukum kayduhum şey'an. Onların o kinleri ağızlarından sale gibi akan, akan o kinleri size hiçbir zarar veremez. Bütün tuzakları size zarar veremez. Neden? Allah Azze ve Celle çünkü cevabını söylüyor. İnna Allaha bima ya'malun muhit. Çünkü Allah onların bütün düşündüklerini, bütün yaptıklarını, bütün plan program düşünce tuzaklarını çepeçevre kuşatmıştır. Sen karınla Kocanla içeride gizliden gizliden planlar mı kuruyor? Allah sizi kuşatmış durumdadır. Sen ey münafık oturmuşsun orada kendin gibi münafıklarla 5-6 kişilik bir tuzak mı kuruyorsun? Merak etme Allah çepeçevre seni kuşatmıştır. Sen ey münafık kendin gibi zayıf imanlılara gidip bir şeyler mi anlatıyorsun? Kötülüyor musun Müslümanları, müminleri? Allah seni çepeçevre kuşatmıştır. Merak etme. Bu şekilde Allah Azze ve Celle bize bir ibretli bir pasaj verdi. Bu, bu olay Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in zaferiyle alakalıdır. Ali sallallahu Bedir Savaşı'nda kazandı. Gelince bunlarla ağırına gitti Yahudilerin. İçlerinde konuşuyorlar sürekli, fısıldaşıyorlar. Münafıklar geldiler bu sefer. Dediler ki, biz sizinleyiz ya Resulallah. Hep yanınızdayız, destekçiyiz. Allah Resulü başta geldiğinde bir de <laughs> Uhud'daki kaybından sonra mağlubiyet oldu ya Müslümanlar. Bütün münafıklar kaçtılar. Güç topladılar, kendileri güçlendiler. Dediler ki Muhammed'in yanına gitmeyeceğiz. O şöyledir, o böyledir. Kötülemeye başladılar. Fakat güç gelince Hayber gazvesi oldu ya. Bir de Bedir'deydi öncesinde. Koşa koşa geldiler. Günümüz münafıkları da böyle değil mi? Sizin mescidiniz olunca, kitap eviniz olunca, etrafınızda insanlar toplanınca, kameralar karşısında konuşmaya başlayınca, Gücünüz çoğalınca, maddi ve manevi gücünüz çoğalınca koşa koşa gelirler. Boyunları bükük. Selamun Aleyküm hocam nasılsınız? Biz de gelebiliriz mi? Bilmem ne böyle. Ah münafık, ah münafık. Senin nifakın ortaya çıkmış durumdadır. Sen yalnız kaldığında gelmedin o müminlerin yanına. Geçen bir kısa anlattım size hatırlarsanız. Bir hoca efendine anlattım. Durumunu nasıl olduğunu. Yalnız kaldığı dönemi biliyorum. Tek başına kaldı bu hoca. Allah kendisine yine ashabla, yine ensarla destek verdi. Allah hamdolsun ne güzel bir destek oldu. Ama o dönemde hocanın yanına uzaklaşanları gördüm. Bitti bu adam. Tükendi, çöktü. Böyle diyenleri duydum. Ama şu an gidip hocanın derslerinde oturuyorlar. Mescidine giderler şu an. Giderler videolarını açıp izleyip ders yaparlar. O şekilde. Bu neyi gösteriyor kardeşlerim? Hocalar ve ilim ehli ve <laughs> müminlere bir musibet gelince Mutlu olmayın. Allah'tan korkun. Üzülün. Sizsiniz o. O siz, siz osunuz. Değil mi? Allah Resulü demedi mi? Müminler tek bir vücudun parçası demedi mi? Müslüman rivayetinde. E madem öyleyse sen niye üzülüyorsun? Üzülmeyeceksin onun üzüntüsüne. Onun mutluluğuna niye mutlu olmayacaksın? Öyle mi? Öyle. Ee, nasıl olsa biz önceden söylemiştik. Onlara dedik oralara gitmeyin ha. Bak Bizim dediğimiz oldu sonunda. Biz tecrübemizi paylaşmıştık sizinle. Sonunda böyle oldular. Kadınları çadırlarda kaldılar. Kendileri şöyle oldular. Bak böyle söyleyenlere duyarsın. Mutluluk müşçesine konuşur. Allah seni rezil etsin ey münafık. Ne diyorsun kendi kendine? Allah Azze ve Celle demiyor mu? Biz bazen sizi öldürürüz, şehit ederiz. Bazen sizi kazandırırız. Yeryüzünde iktidar sahibi yaparız. Öyle mi? Böyle çevirip dururuz. O bize kalmış bir şey. Bu Allah'ın izniyle olan bir şeylerdir. Size bir alakası yok diyor Allah. Bu ayete iman etsen ya. Öyle mi? Hemen Müslümanların mazlum oldukları halde onlara gülüp onların üzerinden bir şey konuşmanın yerine. Öyle mi? Onların mutluluğunda mutlu olsan ya. Süs olmanın yerine. Beraber mutluluğunu yaşasan ya. Allah Azze ve Celle Tevbe Suresinde bu sefer ve vesselam diyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem tabu gazvesine ilan vermiş. istimfar Çıkacağız gideceğiz diyor. Çıkacakları zaman burası önemli abiler. Dediler ki ya Resulallah bizi götürme bize izin ver. Niye hurma ağrımız pişmişti ticaretimiz yapmamız lazım. Başka münafıklar geldiler dediler ki ya Resulallah gittiğin diyar Rum diyarı beyaz tenli kadınlar var bizi fitnelendirme. Başka münafıklar geldiler dediler ki ya Resulallah bize izin ver de biz sıcağa dayanamıyoruz. Dayanamayız. Biz rahata alışkın bir milletiz. Senin getirdiğin dine örfümüzü uyduramıyoruz dediler. Öyle mi? Allah Resulü izin verdi bunlara. Öyle mi? Öyle. Bazıları dediler ki daha da ağır böyle galiz olanlar Allah Resulü hakkında ileri geri konuşarak bunlar anlamıyorlar. Şimdi oraya gidip Rumların yanına gidecekler kafalarını böyle iplere dizip sallandıracak onlar bunlar. Ha, bunlar anlamıyorlar. Sonra Allah Azze ve Celle Fetih Suresi'nde diyor <laughs> ki بَلْ Siz zannettiniz ki ey münafıklar Muhammed Aleyhisselam ve onun etrafındaki ashabı müminler ehillerine, kendi ailelerine dönmeyecekler zannettiniz. Bitti artık yurtlarından çıkarıldılar bir daha dönemezler dediniz. Öyle mi? بَلْ ظَنَنْتُمْ Ne kadar çirkin bir zan üzere oldunuz. وَكُنْتُمْ قَوْمًا bura helak olası bir, kahru olası bir kavimsiniz siz diyor Allah. Öyle mi? Öyle. Peki Allah Resulü ne oldu? Tabuktan geri döndü. Şimdi Allah diyor ki اِنْ تُسِبْكَ حَسَنَةٌ Sana bir iyilik dokunursa ey Muhammed Aleyhisselam onları üzer bu. Rahatsız olurlar. Sen zaferlerde kazanıyorsun, melekler sana destek veriyor, Allah sürekli arkanda duruyor, etrafına insan daha çok toplanıyor, insanlar fevç fevç toplu toplu iman ediyorlar, devlet genişliyor, iktidar genişliyor, adalet yeryüzüne daha fazla dağılıyor, rahatsız olurlar, üzülürler. Böyle olur mu ya derler. Bizim istediğimiz gibi fuhşiyat yayılmıyor, bizim istediğimiz gibi pislikler, perestlik yayılmıyor. Bizim istediğimiz gibi kabir perestlik yayılmıyor. Bizim istediğimiz gibi kötülükler, insanların birbirlerine düşmeleri yayılmıyor. Niye? Üzülürler bu şekilde. Üzülesiniz ey münafıklar, üzülesiniz. Sonra Allah Azze ve Celle diyor, diyor ki وَاِنْ تُسِبْكَ سَيِّئَتُنْ Sana eğer bir kötülük isabet ederse musibet. Ne gibi? Çocuğun vefat etti İbrahim. Öyle mi? Öyle. Kızların vefat etti iki tanesi. Öyle mi? Öyle. Sevdiğin ashabın şehit düştü. Öyle mi? Öyle. Sevdiğin kardeşlerin, dostların hepsi şehit düştüler. Öyle mi? Üzüyor musun? Üzülüyorsun. Evet. Hanımına iftira atıldı zina iftirası. Üzüleceksin. Öyle. Entrikalar kurup sana suikast oluşturdular. Üzüldün mü? Üzüldün. Üçlü karşı savaşırken mağlubiyete uğradın. Üzülmediler. Bunlar derler ki, "Ah! Bu Muhammed şimdi üzüldü. Şimdi sıkıntıya girdi sallallahu aleyhi ve sellem." derler. Orada diyorlar ki yakulu kad ahazna amrana min qabl derler ki biz önceden tedbirimizi almıştık. Öyle mi? Ve yetevalla ve hum Mutlu mutlu şöyle dönüp giderler. Mutlu mutlu dönüp giderler. Yani bir musibet isabet etsin sana en mutlu onlar olur. Bu münafıkların ahlakı. Hemen mutlu olurlar. Yani Ali sallallahu aleyhi ve üzen şeylere mutlu oldukları gibi bugün onların çocukları olan, bizim gibi sakalı olan, bizim gibi peçeli olan o münafıklar da aynı şekilde Müslümanların sıkıntılarına, onların külfetlerine, onların sıkıntılarına mutlu olurlar. Ah ne güzel. Bak işte tek başına kalmış. Hiç kimsesi yok. Maddiyatı da bitmiştir. Şöyledir, böyledir diye bu şekilde davranırlar. Vel iyyazu Allah da diyor ki kul de o münafıklara len yusibana illa ma kataballahu Bize sadece Allah'ın yazdığı isabet edecektir. Size ne? Size ne? Ne olacak ki sizin mutluluğunuz veya mutsuzluğunuz? Öyle mi? Allah'ın yazdığına hiçbir şey başka bize isabet etmez. Peki Allah bize ne yazacak? Huve mevlana, o bizim dostumuzdur. Siz münafıkların dostu değil. Sizin dostlarınız etrafınızdaki münafıklardır. Bizim dostumuz Allah'tır. Öyle olunca Allah sevdiğine kötü bir şey yazar mı? Sonuç itibariyle kötü olan bir şeyi takdir eder mi Allah? Haşa. Haşa. Öyle mi? Ve alallahi felyetevekkelil <laughs> mu'minun. Övercesine Allah diyor ki işte müminler sadece Allah'a tevekkül ederler. Tevekkül et kardeşim. Allah sana sahip çıkacak merak etme. Bütün dünyanın münafıkları birleşsin. Sana zarar vermeye uğraşsınlar. Ellerine hiçbir şey gelmez. Ama bütün dünyanın müttakim muvahhidleri birleşsin. Sen münafığa yardım etmeye çalışsınlar. Ama Allah dilemediği sürece sana yardım edemezler. Ey münafık! Kendini terbiyeleyesin. Öyle mi? Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi La yuğayyiru mâ bi kavmin hattâ yuğayyiru mâ bi anfusihim O, kendilerini ıslahatına uğraşmayan kavmi Allah kesinlikle ıslah etmez. Etmeyecektir. Etmeyecek. Ne zaman tövbe edesin? Allah'a yönelesin, kinini iptal edersin o zaman. Şimdi burada bir dikkat ederseniz Allah Azze ve Celle dedi ki Kul Kininizle geberin dedi. Bu gayz kelimesi kindir. Ee, i̇ki sayfa sonra Ali İmran'da bir şey söylüyor Allah Azze ve Celle. Diyor ki Mu'minleri överken vel gayza vel Mu'minlerde de kin olur. Olmaz değil ama onlar yüterler ve insanları affederler. Bak münafıktan farkımız bu işte bizim. Biz kinimizle hareket etmeyiz. Biz öfkemizle hareket etmeyiz. Biz affederiz. Çünkü biz müminiz. Öyle mi? Farkı budur. Muvahhidle, müminle, münafığı diyelim kardeşlerim. Şimdi benim bu ayetin kapsamında <coughs> bir hadis söyleyeyim size. Tirmizi'nin rivayeti e, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki şüphesiz ki İmanın tadını şu şahıslar alamaz. Şu 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 maddelere iman etmediği sürece. Hangi maddeler? Bir, bütün musibetler ve bütün hayırlar Allah'tan olduğuna tam bir şekilde iman etmediği sürece. Yani kadere, şerri ve hayrıyla beraber iman etmediği sürece o insan iman etmiş sayılmaz. Allah Resulü böyle dedi. İki, bütün musibetler ve bütün hayırlar Allah dilemediği sürece de hiç kimseye isabet etmeyeceğine de iman etmektir. Bu da tersi. Sana bir iyilik dokunmuşsa mutlaka Allah'ın dilemesiyle, sana bir musibet dokunmuşsa mutlaka Allah'ın dilemesiyle olmuştur. Buna iman etmeye kimse iman etmemiştir. Niye böyle oldu? Ben ne yaptım sana? Ne kötülük işledim sana? Niye bana bunu yaptın? Deme. Allah kader etmiş, mesele bitmiştir. Oğlum, tövbe edilecek, mesele bitecek. İkide bir Müslümanların günahlarını açıp sağda solda konuşanlar için şimdi biraz daha farklı bir şey konuşmak isterim. Şimdi bu münafıklarla ilgili <laughs> kafir olanları için Mehmet Akif Ersoy'u tanırsınız. Mehmet Akif Osmanlı'nın e, Birinci Dünya Savaşı'na girdiği dönemde Almanya'da bir yazı yazıyor hatıralarından. Diyor ki ben Almanya dedim diyor. Almanya İngilizlerle savaşa girdi karşılıklı Osmanlı'yı savaşa çekti. Normalde bunlar Hristiyan biliyorsunuz iki tarafta birbiriyle savaşırken kendine İslam'a nispet eden veya Müslüman hilafat yönetimi olan Osmanlı'yı kendi içlerine çektiler. Osmanlı hilafatı Almanya ile aynı cephede İngiltere'ye karşı savaşa girdi. Onların müttefiklerine karşı. Osmanlı'yı bütün cephelerde kazanırken bir tane cephede kaybetti. Bir cephede. Kaybederken o kaybettiğin haberi Almanya'ya ulaştı diyor. Mehmet Akif diyor. Çıktım diyor millet bayram yapıyor diyor. Şaşırdım diyor ne oldu niye bayram yapıyorsunuz? Derler ki bana diyorlar ki Osmanlı'yı kaybetti. Osmanlı İmparatorluğu kaybetti diye mutlu oluyorlar. Bak Hristiyan alemine birbirine düşmüş savaşıyor ama kendisine göre yanlış olan Müslümanları onlara göre yanlış ya şimdi kaybetmesine mutluluk duyuyorlar. Öyle mi? Öyle. Yine bizim münafıklar var. Muahitlerin orduları kazanmadığı zaman, muahitlerin orduları e, hazimet uğradığı zaman veya şehit düştü zaman veya esir düştü zaman mutlu olurlar. Biz önceden tedbirimizi almıştık. Söylemiştik. Gitmeyin. Duvarlar kapanır ha. Üzerinize F-16'lar, F-35'ler yağar ha. Biz size söyledi uyardık ha. Bizi dinlemediniz ha. Böyle diyen münafıkları çok görürsün. De ki ona. Mutu bi gayzikum. Kininizle geberinde. Korkma ona deyit derken. Öyle mi? ile ilgili ben hem kafir olan münafıklara hem bizim içimizden olan münafıklara bir takım şeyler söylemek isterim. Özellikle bu mutu bir gayzikum kısmı ile ilgili. Tamam. Şimdi Allah azze ve celle dikkat ederseniz müminlere her zaman sahip çıkacağını söyledi. Öyle mi? Allahu veliyyul lezine amin. Allah iman edenlerin verisidir. kafirler, kufar aynı ekiptedir, aynı ailedendir. Yereldir, dıştan gelmişler, Rusya'dır, Amerika'dır, Tağuti Araplardır. Fark etmez. Hepsi aynıdır bizim gözümüzde. Bunlar uğraşıyorlar. Diyorlar ki biz bunları tevhid ehli yıldırdık. Hapsettik. Çökerttik. Kitap evlerini, mescitlerini kapattık. Üzerlerine teröriz damgasını vurduk. Halkın gözünden düşürdük. Davetlerini yerle bir etmek istedik. Ama maddi manevi zarar vermemize rağmen hala bunlar davetlere devam ediyor. Çoğalıyorlar. Ne oluyor böyle? Biz cevap olarak diyeceğiz ki mutu bi gayzikum. Kininizle geberin. Derler ki bu kefereler 37,5 sene bir hocasına verdik. Diğer hocasına götürdük. Hapise 7,5 sene verdik. Öbürünü götürdük. Hiç evinden çıkamayacak hale getirdik. Diğerini götürdük. Kelepçeledik. Öbürünü aldık. Piknik alanına gidip bile röportaj yapamayacak hale getirdik. Öyle mi? Ama ne hikmetse Sağa bakıyoruz yine Müslüman, sola bakıyoruz yine Müslüman, öne bakıyoruz yine Müslüman, arkadan da yine Müslüman. Her yerde bunlar davet yapıyor. İnsanlar da bunlara icap ediyor. Ne oluyor bunlara? Mutu biğayzikum. kininize geberin ey kafirler. Böyle diyeceğiz. Hakeza derler ki biz bunların her oluşumlarını çökertiyoruz. Öyle mi? İçlerinde ihtilaflar çıkarıyoruz. Birbirlerine düşürüyoruz. O onu tekfir ediyor, bu bunu tekfir ediyor. O onu suçluyor, bu bunu suçluyor. O ona böyle, o buna böyle. Ama birbirinden kopuyor, yeni bir mescit açıyor, başka yerde de davet başlıyor. Ne alaka, ne hikmetse bunlar nasıl oluyor bu davetlere bunların? Niye böyle? Mutu bi gayzikum. Kininizle geberin. Hapise atıyoruz hepsini. Gözaltıları alıyoruz. Oradaki fetoşiyi de tevhid ehli yapıyor. Peki Keli'yi de tevhid ehli yapıyor. Başka halktan olan mecusi de, pütperesi de, tevhid ehli yapıyorum. Ne, nasıl bir hikmet bu? Niye böyle oluyor? Mutu bi gazikum. geberin ey kafirler. Gebereceksiniz. Başka? Allah Azze ve Celle'nin aynı bize verdiği örnekte. Uhud gazvesinden sonra bu kafirler dillerini büyük tuttular, uzun tuttular. Sağda solda konuşmaya başladılar. Muhammed öldü veya Muhammed'in ashabı şehit düştü, bitti, öldü, hepsi bitti. Bunların devleti de yıkıldı. Artık bir daha kalkamazlar. Şöyle böyle aynı günümüzdeki gibi. Biz onların devletlerini ilga etmişiz. Onların kadınlarını, çocuklarını, alimlerini yok etmişiz. Hepsini perişan eyledik. Hepsini teröriz damgasını vurduk. E mutu bi gayzikum. Kininizle geberin ey kafirler. Böyle diyeceğiz. Ondan sonra bunlarla ilgili bunlara bilinçsiz genelde, bilinçlileri zaten bunlardandır da, bilinçsiz bizim gibi olup aslında sakallı peçesi, tevhid olup konuşan zahire Müslüman dediğimiz ama bilinçsiz bu keferelere destek veren münafıklar var. Bunlar da söyleyeceklerimiz var. Bu münafıklara diyoruz ki Allah'ın dediği gibi azze ve celle ey yerel münafıklar, ey bizim içimizden gibi görünen münafıklar, ey dilleriyle iman ettim deyip kalplerine iman girmeyen ey münafıklar size diyoruz. Biz Falanca hocayı mahvettik, yok ettik, maddi manevi ezdik, hiçbir şeyini bırakmadık, itibarını yerle bir ettik. Ama nasıl oluyordu? Bu adam yine çıkıp davet yapıyor. Yine çalışma, yine etrafında adam, yine güzel çalışma, Allah yine bereket veriyor. Niye böyle? bir <laughs> بِغَيْزِكُمْ Kendinizle geberin. Falanca 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 hocaları almışlar. Hepsi hüküm giymiş ama filanca bir tane hoca çıkmış. Üç gün bile yatmamış çıkmış. Sanki bir şeyler var değil mi orada? Bir sıkıntı var da bu hocada bir sorun mu var acaba? Ha? Suizanla götürmüyor mu bakayım? Hemen hoca hakkında şeytani vesveseler verdi mi? Diyoruz ki o hocaya ne oldu şimdi? Çalışma yapıyor. Allah'ın dinini anlatıyor. Genişletiyor. Mutu bi Ey münafıklar kininizle geberin. Öyle diyeceğiz size. Başka? Derler ki biz falanca hocaya para ve kadın meselesini boynuna koyduk. Ve bütün milletin içerisinde yerle bir ettik, düşürdük. Mahvettik. Herkesi dağıttık etrafından. Nasıl oldu şimdi? İşte biz böyle izleyen münafıklar diyoruz ki şimdi ne durumda o muahhit imamlarımız? O hocalarımız ne durumda? Dine hizmet edebiliyorlar mı? Ediyorlar. Mutu bi gayzikum. Kininizle geberin. Devam edecektir bu din. Allah tamamlayacaktır bu din. Öyle mi? Öyle. Başka derler ki biz arzularımız yerle bir oldu. İsteklerimiz yerle bir oldu. Plan programlarımız mahvoldu. <laughs> bu hocalar, bu imamlar, bu ilim talebeleri mahvettiler bizi. Şimdi biz onlara vereceğimiz zarar çok büyük olur. Sonuna kadar vereceğiz. Sonuna kadar karşı duracağız. Güreşeceğiz. Bunlara bütün kinimizi kusacağız diyenlere diyoruz ki siz istediğiniz gibi olmaz. Ahum yaksimuna rahmete rabbik. Onlar mı Allah'ın rahmetini taksim edici kişiler paylaştıracak? Yani Allah hangi kuluna neyi vereceğini onlar mı karar verecekler haşa? Siz aldınız kendi istekliklerinizi. Siz kendinizin zannettiklerinizi aldınız ama onlar size bir ateştir. Ateş yakacak sizi. Merak etmeyin. Diyoruz ki size o hocalara, o imamlara, o müminlere destek veren Allah'tır. Arkalarında duran Allah'tır. Mutu bi gayzikum kininizle geberin ey kafirler. Kininizle geberin ey münafıklar. Böyle size söylenmelerimiz. Allah öyle demiş çünkü. İşte bunlara diyoruz ki o özel odalarınızda sağda solda konuşmalarınız hepsi için diyoruz ki davet yapmamalıdır o. O insanların yüzü olmamalıdır. O şöyledir, o böyledir. Böyle bir şey olabilir mi? O hakka tecavüz edendir ha. Biliyor mu? Şehvetine düşkündür. Biliyor musun? Diye gizliden gizliden sağda solda konuşanlar için diyoruz ki mutu bi gayzikum kininizle geberin ey münafıklar böyle olacak size. Cevap budur. İşte Allah Azze ve Celle'nin cevabı bu münafıklara budur. Onun için kardeşlerim bu dersi tamamlarken şunu söyleyeyim. Sakın en sevmediğiniz, sizi en büyük zulmü eden, en fazla üzerinize giden, istirarlı bir şekilde siz zulüm eden Müslüman hakkında, mümin hakkında, muvahhid hakkında veya cemaat veya ekip hakkında sakın ha onlar hakkında kötü düşünmeyin. İyilik isabet etti onlara mutlu olun. Allah hamd olsun deyin. Onlara bir zulüm isabet etti, bir musibet geldi. Mutsuz olun, haklarına dua edin. Çünkü o senin kardeşin mümindir. Öyle mi? Öyledir kardeşim. Mümin budur kardeşlerim. Ee, bir tane yine alameti bitirmiş olduk. Allah Azze ve Celle bu kötü bir münafıklık alametinden hepimizi kurtarsın, esirgesin. Bundan kurtulmanın en güzel yolu husnuz zandır. Bunun üzerine dönün. Yani husnuz zan nedir? Bunun üzerine çokça durmanızı tavsiye ederim. Subhaneke Allahumma ve eşhedü en la illa ente ve töbü ve ahiru elhamdülillahi rabbil